Ye oğlum ye. Biraz ceviz getirelim. Hadi oğlum gel. Gel yavrum. Kuzu. Gel oğlum. Gel. Gel. Gel oğlum. Bahçemizde gül açar, güzeller gelir geçer, güzeller gelir geçer, le 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 Sabiham, aklımı alır gider, le 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 Sabiham. Sırma anam göründü şol revanda, Sabihan yandan yandan şol revanda. Emekli olduktan sonra aşağı Kok'a yerleştim. Yani Kavaktepe köyüne. İşte köyde daha hayatımı sürdürdüm. Yani müziği de epey senedir bıraktım yani. Epey sene uğraştım. Elazığ'a hizmet ettim. Bıraktım geldim bu köye. Sonra bu birkaç aydır bu benim köpeğim, ismi zaten Bozo'dur. Ben onu Bozo koydum ismini. Bir gün işte ekmeğini yemeğini veriyordum, baktım bir tane ceviz orada, aldım attım, baktım katır kutur katır kutur yiyi. Ulan dedim bu ne iş? Gittim topladım getirdim yedi. Topladım getirdim, şimdi cevizlerin dibinde bir tane daha sincaplara bile kalmadı. Hep yedi. Bir gün domates verdim, baktım yedi. Salatalık yedi, üzüm yedi. Kabağın bile içini yedi, kabak. Karpuzu kabuğunu da yiyi.
Şaşırdım tabii. Nasıl şaşırmadım? Şaşırdım tabii. Dedim ya bu nasıl oldu bu böyle? Acaba bu nedendir bu böyle bu şekil? Kuzu değil, koyun değil, keçi değil, dana değil, inek değil. Bu nasıl böyle oluyor? Ben de şaşırdım yani. Herhalde da bir şey çözememişim. Şimdi ben buna yemek verdiğim zaman bozoya, o tilim mesela yanıma geliyor, kendisini sevmemi istiyor. Ben de şımarmasın diye öyle pek sevmek istemiyorum. Ama o tilim mesela bakayım ki etrafta kimse yok, bir tane uzun hava söyleyeyim misal olarak. Uzun hava söyleyeyim, o da böyle yanımda o tili dinliyor. Yanımda o tili dinliyor. Yanımda o tili dinliyor, bile yaklaşıyor ki diye yani beni sev. Severim, türkü söylerim, uzun hava söylerim, dinler yanı. Yaralıya